20 gün erken doğuyor. Erken doğduğu için bu çocuğu hastaneye kaldırıyor. Ondan sonra işte bilmem oksijensiz ne dersiz kaldığı için bu çocuğun üçte birisi beyni yanıyormuş. Öyle dediler. Ondan sonra bu çocuğu eve getirdiler. Öyle böyle 4 yaşına gelene kadar idare ettik. 4 yaşından sonra bu çocuk havale gibi bir şey geçirdi. Bu çocuğu kalktı Batman Yetim Araştırma Hastanesi'ne götürdük. Bu çocuk Yetim Araştırma Hastanesi'nde 6 ay kalarak bu çocuk nefes almıyor dediler. Ondan sonra bunun boğazını delmemiz lazım, midesini delmemiz lazım. Bu çocuk herhangi ağzında yemek ya da nefes alamaz dediler. Kabul etmediğimiz halde 6-7 ay uğraştık birbirimize. En son çareyi bulamadığım için, mecbur kaldığım için açmak zorunda kaldım. Açtıktan sonra hoca belli bir 2-3 hafta geçince dedi sizi eve yollayacağım. Ben eve gitmeyeceğim dedim. Bu şeyi kabul etmiyorum. Niye dedi? Bizim doğru dürüst herhangi bir yolumuz yok, enetilimiz yok dedim. Ondan sonra kalkıp bize dedi kağıt yazacağım. Oraya yollayacağım, gitsin kaymakama götürsünler, onu halletsinler. Ondan sonra kağıt hoca yazdı, oradaki doktor bey yazdı. İdil'e yolladık. İdil'de babam kalktı, kaymakam beyin yanına götürdüler burada. Kaymakam bey dedi işte size bir trafo getireceğiz. Trafo getireceğiz ama trafo kalkıp da bir ay içinde, 2 ay içinde gelemez dedi. Onun için dedi hattınızı biraz düzelteceğiz. Ondan sonra 1-2 ay içinde getireceğiz. Bunu bize söylediler. Ondan sonra dedi yolun da hemen en kısa zamanda başlayıp yapılacak. Parka taşı olarak okulun yanında 1 kilometre gibi bir şey parka taşı olarak geçecek. Ondan sonra da yolun, köyün yolunda ispat yaparak yani her gelen aracı rahatlıkla kapının önüne gelsin diye yapacağız. Ne trafo geldi ne de yol yapıldı. Sadece yani gördüğünüz gibi. Onun dışında hocam enetliğin bırakın bize trafo getirmesi. O kadar yani günde gitmediği gün yok. Her gün enetlik illeki gidiyor. Bazen gün boyunca enetlik görmüyoruz. Bunları da genelde nasıl yapıyoruz? Hiçbir yere ulaşmayalım diye saat gece 12'den sonra yapıyorlar. Bir de hafta sonları yapıyorlar. Ulaşım hiç kimseye sağlamayalım diye. Onun dışında hocam bu ile bir sıkıntımız var. Şu an bu cihazım yanmış, çalışmıyor. Yanmış. Yani bunu TEDAŞ bilir yani TEDAŞ'ın enetrik dengesiz geldiği için bu cihazımı yaktım. Ben burada kalkıp da İdil SSK'ya da gittim. İdil SSK'ya dedim ya cihazım yanmış. Bana bir cihaz verin dediler la bu bizim elimizde cihaz yok. Ne yapacağız dedi çocuğu hastaneye kaldır. Çocuğu hastaneye kaldıracağım. İdil'e kaldıracağım. İdil'de bir hoca bu sorumluluğu kabul etmiyor bu çocuğu. Direktmen oradaki hoca da yoğun bakma yolluyor. Çocuğum her yoğun bakıma girdiğinde de 20-30 bir ay yoğun bakımda kalıyor. İskence görüyor. Yani şöyle iskence yani çocuk emin ol ya iğne her yedi mosmol oluyor, iğne görüyor. Yani hastaneyi biliyorsunuz az çok hepiniz. Onun için ben kalkıp da çocuğumu 2'de 1 yoğun bakıma sokmak istemiyorum. Artık yani az çok gördüğümüz yani 2-3 senedir uğraşıyoruz. Her şeyi az çok biliyoruz. Onun için çocuğumu herhangi bir hastaneye bir yere kaldırmak istemiyorum. Çünkü çocuğum hasta ya da rahatsız değil. Sadece TEDAŞ enetri dengesiz geldiği için cihazlar yanıyor. Bundan dolayı zor durumda kalıyoruz. Ya enetri gidiyor zor durumda kalıyoruz. Artı buraya fizik hocası ya da diğer hocalar, evde sağlık hocaları geldiğinde, bir ambulans geldiğinde evimin önüne yaklaşamıyor. Uzakta kaldığı için bu çocuğu hastaneye kaldırmaya çalıştığımız zaman bile bu çocuğu 4-5 kişi cihazlarıyla birlikte yani taşıyıp da o kadar mesafe götürüyoruz. Yani Allah göstermesin birinin ayağı kayarsa, yağmurlu çamurlu bir yerde kayarsa, bu çocuk düşerse yani bu sorumluluğu bunu zaten sorumluluktur yani bu büyük bir sorumluluktur. Bunu da hakkımızı bunu istiyoruz yani. Artı TEDAŞ gelip de bana yardım edeceğine bana kalkıp da 37.082 kuruş mu öyle bir şey ceza yazmış. Neymiş herhangi bir kaçak bir şey gördünüz mü diyorum yok diyorlar. Neymiş bu saatin yeri değişmiş.
Saatin yeri böyle değişmiş. Saatte herhangi bir sıkıntı olmadığı halde saat bu ev daha yani tam iş attığı bitmeden önce bu ev ve saati evin girişine yani çamurun yani yağmurun vuracağı şekilde dışarıda bırakmışlar. Ondan sonra bunun elemanları gelip bunu yani içeriye biraz sokmuşlar. Yağmur vurmasın diye saati saat yanmasın ya da olmasın öyle bir şeyler demiş. Onun için kalkıp da bana ceza yazdılar. 37 bin ceza yazdılar. Ne diye? İşte bu saat buradan buraya yani gittiği yerde sadece bir adımlık, iki adımlık. Yani bu düşünceyle, bu mantıkla bana kalkıp ceza yazdılar. Ben zaten isteyen bir insan. İsteyen bir insan zaten saati nerede olsa olsun kaçak kullanabilir. Elhamdülillah zaten bir elektrik yüzünü göremiyoruz. Zaten aşırı bir elektrik göremiyoruz ki kaçak kullanalım. Yani emin ol şu cihazı açtığımda buzdolabı, fırın, odur, budur, şudur. Bütün evimdeki her şeyi kapatıyorum, sadece bu açık kalıyor, çalışsın diye. Yani o kadar elektrik düşük geliyor. Taraf o istiyoruz, o gelmiyor. Yani ne istesek bugüne kadar karşılığını almadı. Hakkımızı arıyoruz. Yani önümüz kapalı. Hakkımızı alamıyoruz, hiç kimseyi görmüyoruz. Onun için yani herkesin artık görmesini istiyoruz bunu. Onun için sesimi duyurmak istedim. Günde 6-7 defa gidiyor. Bazen sabah kapatıyorlar, akşam bırakıyorlar. Bazen yani 2-3 saat sürüyor. Yani her gün gidiyor. Özellikle de bu böyle bir sıkıntımız da var. Ben bunu dile getireyim. Yani yetkili arkadaşlar özellikle buna dikkat etsinler. Saat gece 12'den bazen kesip saat 3'te 4'te bırakıyorlar. Bu kesin olan bir şey. İsterse takip edebilirler. Bir de hafta sonları. Hafta sonları hiçbir yeri aramıyorsun. Sadece 186'yı arayabiliyorsun. Onlar da bir şey yapamıyor zaten. Dilekçenizi oluşturduk diyorlar. Başka bir şey yok. Hafta sonları da kesiyorlar. Hiçbir yere ulaşamıyorlar. Ben bunun için Enerji Bakanlığı da aradım. Özel kalemini. Orada da bakabilirsin. Orada ismim, her şeyim var. Orada da zaten kaydım var. Bunun için kaymakamı biri aramışım bu tedarik için. Valiliği aramışım. Yani aramadım. Yani aklımdan geçen her şeyi, her yeri aramışım bu telaşı için. Onun için sizden ricam, yani biriniz sesimi duymanız, biriniz bize yardımcı olmanız. Sadece tek amacımız bu.